sevgili Kerem Kavuk'la birlikteyiz. Peki Kerem Kavuk kimdir diye merak edeniniz olacak. Evet, Kerem Kavuk çok ilginç bir yaşam öyküsüyle gelmekle birlikte aslında bugün size sinema dünyasında o korku filmleri çekilirken veya işte dizilerde bir takım korku filmleri çekilirken yaşanan garip olayları, belki rastlantı diyeceğiz ama belki değil, çok ilginç şeyler duyacaksınız. Tabii kendi yaşam öyküsü de bir o kadar ilginç. Yani renkli bir kişilikle birlikteyiz. Aynı zamanda kendisi bir yapım şirketinin de ortağı. Çok güzel bir filme de imza atacaklar yakın zamanda. Çok geniş, büyük bir prodüksiyonlu bir şey var. Yani projeleri var. İsmini vermiyoruz çünkü bu isim ileride açıklanacak. Gene Türkiye'yi sallayacak bir filme imza atacaklar diye düşünüyorum. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk hocam. Sağ olun güzel sözleriniz için öncelikle. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Sevgili Kerem, çok ilginç bir yaşam öyküm var çünkü liseden sonra işte üniversite eğitimin bambaşka bir alanda yapmıştın. Hatta ailen ve çevrenin senden beklentileri işte ne diyelim, parlak bir hukukçu ki olabilirdin, olup mesleğinde hani bambaşka bir yere doğru gitmekken bir anda içinden gelen sesi dinleyip, hatta böyle ne derler, direkten dönmek diye bir deyim vardır. Yani son anda çizgiyi geçmeye yakınken hayır bu benim alanım değil dedin hukuk fakültesinde ve bambaşka bir mecraya yöneldin. Gel şu başlangıcı ve neden hukuku bıraktığını bize bir anlat, hem izleyicilerimiz de dinlesin. Evet. Yani. Şöyle bahsedeyim hocam öncelikle. Yani bu içinde bulunduğumuz bir tekamül dünyasında yaşıyorsak her şeyin bir sebebi var. Bir sınır noktalarından dönmemizin de illaki bir temel nedeni vardır ya da bize sürükleyeceği bir yer vardır diye düşünüyorum. Hani insanlar der ya bazı şeyler hatadır, bazı hatalar da doğruya yönlendirir derler. Evet. Evet. O zaman için belki dışarıdan başka insanlar için hata görünen şey benim kendi hayatımın doğrusuna yönlendiren bir periyot oldu benim için. Hukuka burslu olarak kazanıp girdim. İdarist olarak girdim açıkçası hukuk fakültesine. Evet. Kendi deyimle yani idealist girip idealist çıkanlardanım kendimce. Çünkü hukuk yani kendi ülkemde hukuku hep şöyle tezahür etmiştim. Onu da filmlerden, hatta bir filmden feyz aldım diyeyim. Eskilerden bir A Few Good Men diye bir film vardı. Jack Nicholson, Demi Moore ve de evet, Tom Cruise'un oynadığı başrollerinde. Evet. O filmden etkilenmiştim. Mesleğimi seçerken de aslında. Evet. O filmden etkilenmiştim mesleğimi seçerken de aslında. O beni hukuka yönlendirdi diyelim kendi iç dünyamda. Zaman içerisinde hukuku okurken, içindeyken, öğrenciyken bunun hiç de o filmlerde gördüğümüz adalet terazisinin işlemediğini ve benim o teraziye uygun bir insan olmadığımı, yani şu anda yaşadığımız adalet terazisine, dengesizliğine evet, uygun bir insan olmadığımı düşünerek neresinden dönersem kendim için kâr olduğunu düşünüp son sınıfta ayrıldım. Tabii bunun farklı geri dönüşleri oldu. Çevrem çoğu karşısına aldı beni, ailem vesaire evet, farklı düşünceler. Onu ben sorayım. Şimdi mesela ben de seninle benzeri başka bir türlü yaşadım bu olayı. Dolayısıyla ilk tepki ailenden gelmiştir büyük olasılıkla. Çünkü onların senin için bir hayali vardı. Sen onların aslında kendi hayalini değil, onların hayalini gerçekleştirecektin. Onların hayali yıkıldı. Tabii ki bir tepki vermişlerdir. Şimdi senden dinleyelim. Yani tepkisi çok mu sert oldu? Ne diyorsun? Yani tepki çok sert oldu açıkçası evet, ama benim de inatçı bir tarafım vardır. Her çevremce bilinir. Kendi evet, bir doğrumu oturturum kafamda ve o doğru oturduktan sonra önümde hiçbir şey duramaz yani. O kararı almışımdır bir kere. O yola çıkmışımdır çünkü benim için. Ve peki sonrası... Kerem, şeyi soracağım. Arada bir giriyorum hani seni de rahatlatmak amacıyla. Ondan sonra hayatın zorlaştı mı? Mesela alan değiştirdin, hayır başka bir şey yapacağım dedin. Bir de yurt dışı maceram var. Yani bunların hepsini yaptın ama hayat senin için daha zor oldu mu? Şöyle zor oldu. Kısa bir süre bocalama devresi yaşadım tabii. Yani bundan sonra nasıl ilerleyeceğim, hangi rotaya sokacağım, evet, gemi gibi bir kendi iç yargımda tartmaya çalıştım, kendi iç yargımda bu hususu. Ama evet, şöyle oldu. Ben zaten üniversitedeyken de yaptığım aktivitelerle, çalışmalarla ve kendimi eğitimimle, kendi altyapımı eğitimimle zaten evet, o yola girmişim farkında olmadan. Mesela ben üniversitedeyken radyoculuk yapıyordum. Bütün üniversite hayatım boyunca radyoculuk yaptım. Program ilginç, yaptım. Çok ilginç, evet. Sonrasında hangi radyolarda çalıştın Kerem? Üniversite radyosunda. Yerel bir radyo o zaman evet, kendi üniversitenin yerel radyosuydu o bölgeyi. Sohbet programı mıydı? Yani kendine özgü bir program yaptın. Canlı mı yapıyordun? Tabii canlı yapıyorduk. Her iyi, akşam 22'de başlıyorduk. 2 saat sürüyordu programımız. Anladım. Dinliyorum. Sonrasında yani bu üniversite sürecimi sürerken aynı zamanda ben sanatla da tekrar haşır neşir oluyordum. Tiyatro oyunlarımız oynanıyordu. Biz onunla ilgili çalışmalar yapıyorduk ve bir gün biz bu tiyatro oyunlarımızı oynadıktan sonra bir panel düzenlendi üniversitemize ve panelimize o zamanın ve şimdinin de tabii efsane yönetmenlerinden mekanı cennet olsun, Atıf Yılmaz geldi üniversitemize. Evet. Panele ve kendi eşi Deniz Türkali hanım geldiler, teşrif ettiler. Ben onlarla orada tanıştım. Onlara yapabileceğim, bu sektörle ilgili neler yapabileceğimi söyledim. Yani birçok insan tabii paneldeydi ama ben o kadar tutkuyla bu mesleğe kendimi vermek istiyorum ki demek ki o zamandan onları yakalayıp böyle bir şeye soktum, soru bombardımanına. Ve Deniz Hanım şey dedi, Kerem'cim dedi kısa bir diyalogda, biz seni çok sevdik, seni İstanbul'da misafir etmek isteriz dedi. Ve kartlarını evet, verdi ofislerini. Atıf Bey'le de Kerem. Sen o zaman neredeydin? Ben seni İstanbul'da biliyordum. Hangi evet, kentteydin? O zaman ben Kıbrıs'taydım. Okuldaydım, Kıbrıs, üniversitede. Aynen. Okuyor. Tamam. Kıbrıs'ta okuyordum. Okurken panele geldiler kendileri. Atıf Yılmaz'la tamam, Deniz. Şimdi orada tanıştık. Benim de işte okulu bırakmama bir yıl kala bir süreç diyelim buna. Sonrasında ben ilk yaz tatilinde tekrardan İstanbul'a geldim. Ve tabii kart elimde, Beyoğlu'nda, Cami Sokak'ta, hiç unutmuyorum. Bir ara sokakta yapım firmasına gittim. Ve kapıdan girer girmez Atıf Bey hoş geldin Kerem dedi. Çok ilginç ya. Sanki seni bekliyordu değil mi? Evet. Çok ilginç. Orada şaşırdım zaten beni tanıması ve hatırladın mı dedi, Deniz dedi. Deniz Hanım da hemen hatırladı, evet dedi, Kıbrıs'ta tanışmıştık dedi, böyle böyle vesaire. Sonrasında bana dediler ki senin için ne yapabiliriz Kerem? Ben dedim ki hocam ben sadece o zaman size anlattım ne yapmak istediğimi. Ben tiyatro oynadım ve sinema ile ilgili herhangi bir tarafından dahil olmak istiyorum. Sinema yapmak istiyorum ben dedim. Evet. Ve beni o zamanın oyuncu koçlarından Şahika Tekant'a yöneltmek istedi Deniz Hanım. Ve evet, Atıf Bey dedi ki tiyatro oynamış bir çocuğun daha bundan sonra eğitim almasına bence gerek yok. Direkt bence bir diziyle ya da bir filmle başlasın dedi Deniz dedi. Çok iyi. Öyle demesiyle akabinde sekreterine de bir not bıraktılar ve ben onlara işte fotoğraflarımı vesairelerimi bıraktım ve gittim. O arada da ben okulu bırakmıştım tabii. Yaz tatili oldu dedim ya hocam size. Anladım. Hı hı. Orada okulu bırakmış oldum ben. Ve evet, başka arayışlar içindeyim tabii. Ne yapacağım? Burada başka bir projemi nasıl dahil olabilirim? Kendi işimi mi kursam? Babam da bu arada inşaat işleriyle meşgul olduğu evet, için ondan mı devam etsem diye sorular dönüyor kafamda. Yurt dışı planı çıktı ortaya. Orada bir okula kabul edildim. Açıkçası bir istek göndermiştim. Oradan kabul üzerineydi okul? Eğitim? Oradaki okul şimdi Türkçesi işletmecilik gibi bir şeydi. Business Administration diye tamam, geçiyor. Tamamdır. İşletmecilik üzerine bir okuldu yani. Onunla ilgili önden de İngilizce eğitim alıyoruz tabii. Onun altyapısını İngilizceyle doldurup sonrasında evet, o safhaya ulaşıyorsunuz. Onunla ilgili karşılık geldi haftasına ve ben uçak biletimi aldım. İngiltere, Londra'ya uçak biletimi aldım. Ve tam havalimanında beklerken telefon geldi bana. Uçağa binmeden önce. Atıf Bey'in sekreteri arıyordu. Sizi Çılgın Bediş'ti yanlış hatırlamıyorsam. Çılgın Bediş'in kastı için görüşmeye davet ediyoruz dedi. Ben de dedim ki... Bir dakika, burada sözünü keseceğim. Bu müthiş bir duygu. Bir anda ikilem içinde kaldın mı? Yani böyle aman Allah'ım dediğin oldu mu? Ne yapacağım ben diye. Ah keşke falan, yani bir paradoksun içinde kaldım orada. Keşke gitmeseydim. Yani bu böyle bir zamanda mı söylenir? Keşke daha önce söyleseydiniz, ben de onun kararını verseydim. Çünkü orada karar alma şeyim kalmamış. Son raddesine bir külfetin altına girilmiş çünkü oraya gidiliyor. Ben de teklifiniz için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama ben şu anda yurt dışına gidiyorum dedim. O da ne zaman geleceksiniz dedi. Ben 2 sene gelmemeyi düşünüyorum deyince aa çok üzüldük işte, biz sizden çok büyük beklentilerimiz vardı bununla ilgili vesaire dediler. Kapattık. Evet. Ve, konu o anda kapanmış oldu tabii. İleride açılmak suretiyle. Evet. Evet. Sonra İngiltere'deki yaklaşık 2 yılı süren bir süreç yaşadık orada. Orada yaşantım geçti. Hem okul yaşantım hem çalışma yaşantım geçti orada. Tabii kendi alanım dışında geçinmem gereken durumlar oldu. Orada kendi alanımla da yaptığım ufak tefek şeyler oldu. Radyoculukla bağlantılı olduğum, müzikle bağlantılı olduğum belli yerlerde, evet, kulüplerde DJ'lik falan yaptım. Yani kendimi geçindirmek maksadıyla. Anladım. Sonrasında o süreç bittikten sonra geri döndüm. Ve herkesin bir söylediği bir şey vardı. Sen tekrar Atıf Bey'in kapısını neden çalmıyorsun diye bir soru geldi. Benim açıkçası şevkim kırılmıştı. Orada geçirdiğim 2 yıl sonrasında Türkiye'ye geldiğimde farklı bir şeyle gelmiştim. Mantaliteyle gelmiştim. Yani tekrardan oyunculuk ya da vesaire bir şey yapayım diye değil. Artık o işin mutfağında olma isteği vardı içimde. Anladım. Kamera arkası diyebiliriz yani. Evet, kamera arkası, yapım tarafında olma isteği vardı yani içimde. Evet. Onunla ilgili de sonra zaman içerisinde dostlarımızın da vasıtasıyla, sektörden belli dostlarımızın da vasıtasıyla projelere başladık. Onlara dahil olmaya başladık. Onların editörlükten başlayıp koordinatörlüğe dayanan belli çalışmalar yaptık. Sonrasında da kendi firmamızı açtık. Kerem, bir dakika, bir soru soracağım. Arka planda çalışırken hiç düşündün mü, keşke kameranın önünde olsaydım diye bir istek duydun mu? Zaman zaman öyle bir istem geldi mi? Yani şimdi set ortamına girince şimdi orada bulunan yanlış anlamasınlar. Yani çaycı abimiz bile o isteğe girer. Yani evet, ben şu jönün yerine oynasam diye bir isteğe girer. Ama zamanla o işin verdiği sana tecrübeyle artık sadece senin kendi işinin olduğu tarafa kanalize oluyorsunuz. Onun görevinin, senin görevinin ayrı olduğunun bilincine varıyorsunuz. Peki Kerem, ilk mesela hangi, hani büyük proje olarak o bir söz konusu film var. Adını şu an hani evet, bir karar aldık seninle, çok dillendirmesek de Türkiye'nin en çok ses getiren korku filmlerinden biriydi. İlk projen o muydu yoksa daha önce başkasında mı görev aldın? İlk projemiz oydu. Onun da başladık. Sonra bir film projesinin de hazırlığını yaptık yine. Evet. Sonrasında da işte kendi film projelerimizi üretmeye başladık ama şimdi sizin sorduğunuz şeyi anlıyorum tabii ki. O projelerin detaylarında tabii yaşadığımız şeyler var. Onları evet, onu birazdan geleceğiz. Kerem, şimdi bu film Türkiye'nin gerçekten kült filmlerinden biri haline dönüştü. Yani korku filmi anlamında çok ciddi bir ses getirdi. Fakat bu filmde de garip şeyler yaşandı. Şimdi tam benim ilgi alanıma giriyor olay tabii ki. Şimdi senden dinleyelim diyeceğim. Orada garip olayların yaşandığını zaten sen anlatmıştın. Hatta şöyle diyeyim. Gerçekten oraya kendini kaptırdığında bir takım varlıkların o film setinde ya da bulunduğunuz bölge nereydi Kerem? Kuşadası. Ha, Kuşadası'nın çok farklı bir yeri ama değil mi? Yani kalabalık bölgede değildiniz şey dışında. Bakir bölgesi. Bakir bir bölgedesiniz. Ne hissettin? Gerçekten bir korku hissediyor muydun? Ya da oyuncular da bir korku hissediyor muydu o film sırasında? Şöyle, insanlar zaten o tür filmlere girip, yani set işçisi ya da set çalışanı olarak çok bir şey önce hissetmiyorsun. Sonuçta normal kendi işini yapmaya gidiyorsunuz. Tamam. Ama iş başladıktan sonra olay farklı bir enerjiye dönüşüyor. Evet. Yani içindeki enerjiye kendini ister istemez kapılıyorsunuz ve etrafındaki çalışan insanların da farklı tepkimelerini görmeye başlıyorsunuz. Karakterlerin değişmeleri vesaire gibi. Yani şöyle sorayım sana, içindeki gizli kalmış duygular mı ortaya çıkıyor ya da bir şeyleri patlatıyor mu o tür filmler? Yani ya da sizin orada bu tür bir hani insanların içinde kalmış bir takım duygular, özellikle ne diyeyim, şiddete yönelik demeyeyim ama hani korku, gerilim türünden bir şeyler, böyle karakterler dışarı çıktı mı insanlardan? Tabii insanlar zaten bir tane de başka bir projeyi anlatacağım size onunla ilgili. Onda mesela siz ona gireyim direkt. Onda mesela film daha başlamadan bizim başımıza bir uygulayıcı yapımcı gelmişti. Ve kadın setteki herkesle kavga etmeye başladı. Ama bildiğiniz gibi değil. Yani böyle kavgalı olduğunuz bir insanla önce öyle kavga edersiniz ve anladım. Filmin yönetmeni şey dedi. Bu filmin metafizik öğesi o kadın dedi. Çok ilginç. O ya, kadının içindeki varlık mı ortaya çıktı? Öyle mi diyebiliriz kadındaki? Yani o kadın aslında dedi. Bu filmdeki şey, varlık o kadın yani dedi. Ve sonrasında zaten kadın işten kovuldu ve gitti filmden. O işten gidince zaten her şey normale döndü. Çekimler yapılmaya başlandı. Yani sanki aklıma şey geliyor. Biz bir gezi programında da bu tip bir kadına rastladık. O kadar kişi arasında hareketleri, bakışları sonradan hani çok değişip bir de davranışları gerçekten çok çılgıncasına yükseldiğinde bütün herkes etkilenmişti ve gerçekten mesela onunla da konuyla ilgili kişiler bunu, kadın kendini değil bunu içindeki varlık yönettiği için bunları yaşıyoruz diye bir laf etmişlerdi. Hani bizde film sahnesi değildi bizimki, gerçek bir olaydı ama 3 gece çok tuhaf olayları yaşadık. Şimdi şeye gelelim. Mesela o sette seni çok tedirgin eden, hani herhangi bir görmediğin ama hissettiğin varlıklar var mıydı? Hani o film olsun, ikinci film olsun fark etmiyor. Şöyle, onu zaten hissediyorsunuz. O kasvet zaten ufak da olsa bir başlıyor, çöküyor üstünüze. Evet. Film esnasında başlıyor ve bir gün bir sabah yönetmenle merhabalaşıp günaydınlaştık ve yönetmenin söylediği bize şu oldu: her sabah ben zaten günaydınlaşıyorum onlarla sözü oldu. Çok ilginç. Nasıldı yani? Kimle günaydınlaşıyorsunuz? Otel odasında her kalktığımızda tavanda bizi zaten merhabalaşıp bizi selamlıyorlar demişti. Peki görebildiğini söyledi mi, yoksa o bir hani ne diyelim, teşbih anlamında mı bir anlatı? O anda konuşlanmış şekilde onlarla orada karşı karşıya geldiğini ve hatta eşiyle birlikte bunu gördüğünü söyledi. Peki korku yoktu ama, değil mi? Yani... Yok, zaten bu tür metafizik şeylere kafa yoran bir insandı kendisi de. O evet. Yüzden fazla bir şey duymayarak, hani normal bir şeymiş gibi bize anlatırken de soğukkanlıydı zaten. İsmini böyle vermiyoruz değil mi? Şey olmasın diye. Sıkıntı olmasın. Yani demek ki bu tür varlıklarla bağlantı kuran film yönetmenleri de var. Belki de şöyle diyebilir miyiz? Acaba hani filme müdahale ediyorlar mı? Ya bu filmi şöyle çekin anlamında. Belki yönlendirme söz konusu olabilir mi? Örneğin yönetmeni. O tür yani varlıklar tarafından. Zihne girebilme durumu, enerji yükleme durumu olabilir. O konuda yani kendi içinde yaşamadığım için bilmiyorum ama dıştan gözlemlediğimde, ki o diğer çalışan bayan üzerinden gidersek demek ki böyle bir şeyler de olabiliyor. Ruha girme vesaire. Kerem, zaten hani bu tür varlıklar bedensel anlamda ya da maddesel anlamda zarar veremiyor. Bunlar zihnine giriyor, senin kendine veya çevrene zarar vermene sebep oluyor. Önemli olan o zihnimizin kapısında, zihin kapımızın açık olup olmadığıdır. Oraya girdikleri zaman geçmiş olsun zaten. Olay oradan kaynaklanıyor. Şimdi peki sen hiç korktuğun demeyeyim, yanlış anlaşılır. Çok tedirgin olduğun, bırakıp gideyim dediğin zamanlar oldu mu? Yani bunu aldım artık. Bir yıllar önce yine bir arkadaşımızın bir film galası vardı, bizi davet etmişti. Ona gitmiştik. Evet. O film galasında filmi izlerken her yer böyle önce bir koku, sonrasında bir duman ve sonra alevler yükseldi. Ve tabii panikle herkes kendini dışarı atmak zorunda kaldı. Orada evet, bir yaşam tehdidi ve korkusu yaşadım. Onu itiraf etmeliyim. Çok ilginç. Orayı bir açabilir misin hafifçe? Yani sakıncası yoksa kapatabiliriz de olayı. O da yine bir korku filmiydi ve o evet, korku filminin setinde de bir şeyler olduğuna dair bana o zaman anlattığı şeyler vardı arkadaşlarımın. Ve sonrasında evet, galasında da çok paranormal bir şekilde, yani çok normal olmayan bir şekilde aniden bir işte sonrasında öğrendiğimiz kadarıyla, biz tabii dumanda ne olduğunu anlamadık. İşte perdelerin yandığı, sonrasında içeride birçok şeyin yanıp, sonrasında insanların zorla, yani az daha ölümün ramandan döndüğünü söyleyebilirim. Çünkü kapı açılmayıp, kapılara yüklendik, kapılar açılmayıp camları kırarak çıkma zorunda kalmıştık o zaman. Ben onun filmin, o olayı hatırlıyorum. Basına da yansıdı çünkü. Perdeler tutuştu, zor yani kurtuldu diye başlıklar. İnsan hatırlamaz ama. Yani bunun ismini söylemekte sıkıntı yok. Çünkü basına yansıdı. Hangi filmdi o, ismini hatırlıyor musun? İsmini şu an hatırlamıyorum. Tamam. Ama büyü olsa yani, gerek. Büyü değil mi? Yani anladım. Ya Kerem, şimdi tabii ki çok ilginç, çok da zevkli bir konu yaptığın olay. Şimdi senin bir de yeni projem var. Bunu biliyoruz. Seninle konuştuk hep. Bu yeni proje hepsinin pabucunu dama atacak türden diyebilir miyiz korku anlamında? Yani Türkiye'yi gerçekten bir korku filmiyle tanıştırabileceğim diyor musunuz yeni projenizde? Şöyle diyeyim, yani bu sürecin buraya gelmesinin hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünerekten ve bu projenin üzerinde 2,5 yıldır çalışıyoruz yaklaşık. Ve hep kafamızda şöyle bir ışık yanıyordu. Bu ülkede neden şu şekilde yurt dışında yapılan emsallerinden çok daha iyi bir korku filmi jenerasyonu yakalanmasın? Hep işte 3 harfler üzerinden klasik korku filmleri dönüyor. Neden bunun dışına çıkılıp daha perspektifi daha geniş, daha öğretici, insanlara daha eğitici şeyler verilebilecek içeriğinde, gençliğe iyi bir şeyler sunabilecek bir korku filmi neden yapılmasın dedik. Ve hem tarihi dokusu, alt metni, hem spiritüel korku öğelerin içinde barındıran bir film hikayesi ve senaryosu yazdık. Ve onun bir noktaya geldik. Allah kısmet ederse Mayıs ayında da set demeyi düşünüyoruz. Peki sevgili Kerem, bu çok büyük bir prodüksiyon olacak anladığım kadarıyla. Bayağı masraflı bir iş olacak değil mi? Öyle kesinlikle görünüyor. Fantastik, Anadolu'da bir film öğeleri içeriyor. Anadolu'da bir yerde çekeceksiniz anladığım kadarıyla. Evet. Zaten Anadolu bunun için, her tarafı gizemle dolu topraklar, her yer uygun, birçok yer var. Peki güzel, bir de senle evet, siz de senle soruları tabii ki. Biz gerçeğini yaşıyoruz, siz film aktaracaksınız. Yani sonuçta hepimizin aslında şeyi aynı. Yani tarzı aynı. İşte ben kitaplarıma yansıtıyorum. Yazdığım kitaplar benim çünkü şey değil, hani sıradan yavaşlatılmış kitaplar değil. İşte Dan Brown türünde gizemler, macera, aksiyon hepsinin bir olduğu. Çok fazla. Çok fazla çünkü artık öyle bir şey oluyor ki bu bir tutku haline dönüşüyor. Alışkanlık yapıyor. Korkmuyorsun da senin dediğin gibi. Ama İşte senin o yönetmenin olduğu gibi görüyor musundur? Büyük olasılıkla görüyoruz da. Yani bilemiyorum. Ama benim ilgincime giden şu. Senin Magosa'da, Kıbrıs'ta yaşadığın, hissettiğim bir takım duygular var. Ve ben onu da hani aktarmanı istiyorum. Çünkü orası da çok başlı başına gizemli bir bölge. Kıbrıs. Orası çok ilginç bir perde hocam. Şöyle söyleyeyim. Magosa şehrinin ben ilk gittiğim yerlerin genelde tarihçesini araştırırım. Yani yurt dışı olsun, tamam, yurt dışı olsun, neresi olursa olsun. Magosa'nın tarihçesini araştırdığımızda tarih öncesi zamanlarda orada cadı diye tabir edilen varlıklar, yani kadın büyücüler diyelim bunlara. Evet. Onlar toplatılıp oranın, o zamanın güçleri tarafından toplatılıp öldürülüp Magosa meydanında ateşe verildiği bilgisi vardı. Tarih kitaplarında okuyan. Korkunç. Ve Magosa'nın tarihçesindeki ismi de Famagusta'dır. Famagusta cadılar kenti anlamındadır. Cadılar kenti. Bak evet, bunu ilk defa senden duyuyorum. Kale içinde mi bir olay yaşadın? Onu evet, ben dinlemek isterim çünkü o çok ilginç. Ondan sonra da bir olayın daha var. Lütfen senden dinleyelim. Aslında hocam orada birden çok paranormal olaylar gerçekleşti. Bunların çoğunda zaten birebir kendim yaşadım. Evet. Bir anlatmak gerekirse bir gün bu final zamanı genelde öğrenciler birbirlerine çalışmaya giderler. Benim de kale içinde yaşayan bir arkadaşım vardı. Onunla evet, final sınavını çalışmaya gittik aldığımız ders notlarıyla birlikte. Tabii çalışmalar gece geç saatlere kadar kahve komalarına girercesine çalışmalar sürer. Öğrenciler çok iyi bilir yakından. Evet. Sonra arkadaşla otururken iki koltuk karşı karşıya ve ortada ders notları ve masada ders notları otururken biz ben sesli bir şekilde arkadaştan bir ders notunu istedim. Dedim ders notunu bana verir misin dedim. Evet. O aradı ders notunu, masanın üstünde aradı. Yani bizim oturduğumuz masanın önünde aradı. Anladım. Bulamadı. Tam bulamazken arkadaki büyük masadan ders notu bizim masanın üzerine düştü. Çok ve ilginç. O ders notu ve tabii biz bir korku anı. Şok. Ben kolay kolay evet, bir şeyden gerçekten endişe duymam, karanlık, yükseklik vesaire gibi. Bir şok yaşadım ve direkt arkadaşa dedim ki burada burayla ilgili bir hikaye var mı dedim. O da anlatmaya başladı. Dedi ki yıllar önce bu savaş zamanı 74 Kıbrıs harekatı zamanında orada bir subay öldürülmüş ve o anladım, subayın bunun hala gezdiği ve kendisinin de denk geldiğini daha önce söyledi bana. Dedim bana niye daha önce söylemedi yani. Yani gerçekten filmlere konu olacak türden öyküler ve gerçek öyküler. Yani bunlar çok duyuyoruz. Bak şimdi sen bir tanesini anlattın. Bir tane daha vardı galiba. O da buna benzer değil. Çok fazla var da yani şimdi bir tane daha direkt aklıma geleni söyleyeyim şu anda. Anladım. Hı-hı. Bunda da yine işte arkadaşlar ne yaparlar? Sosyalleşirler. Ona gidersin yemek yemeye. Onlar sana evet, gelir. Bir arkadaş toplantısı yapmıştık. Belli saatlere kaldık tabii ki o toplantıda, muhabbetlerimizde. Sonrasında geç oldu. Biz de kalın bari dedi arkadaşlar. Gitmeyin yani bu saatten sonra eve gidip ne yapacaksınız dediler. Tamam dedik. Aldıkları evde kale içinde şöyle söyleyeyim 3-4 katlı yani kısa katlı bir evin üst dubleksi diye düşünün. Üst dubleks katı anladım, diye düşünün. Şömineli bir ev vesaire bir ev tamam, şekli düşünün. Alt katında ev sahipleri kalıyor. Üst katında kiraya vermişler. Biz gittik orada oturduk ettik, tam yatma vaktimiz geldi artık, herkes kapısını çekip yatacak yani. Tam yatacakken benim odamın kapısı hiddetle çalınmaya başladı. Kapıyı açmamla bizim normalde orada yaşayan gerçek evin kiracısı olan arkadaşım yine başladılar dedi. Ben de baktım böyle yabancı, kim başladı, ne başladı, neye başladı dedim. Baksana duymuyor musun dedi. Yine başladılar dedi. Öyle olunca böyle kulağımı yukarı doğru verdim ve yukarıda böyle hızlı yürüyen bir ses, insan sesi böyle. Adımları ayak sesi. Sert sert vuran, tabii ayak sesleri. Sert sert vuran ayak sesleri duyuyorum tavandan. Direkt. Çok ilginç. Çok ilginç. Ve ben de yani dedim ki hayvan girmiştir yani en fazla. Kedi girmiştir dedim yani. Evet. Korkmayın dedim ki yine hani şey tarafım orada çıktı. Gelin dedim bakalım dedim ne oldu. Ben geldim tabii bunlar arkamdan böyle hepsi yapışarak geliyor. Ben çıkıyorum orada. Çok rahatım, hiçbir şey neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum zaten. Sonra bir çıktım tavan arasına. Tavan arasında bir tane bağlı fino köpeği. Ve hayatımda o kadar sevimsiz, o kadar çirkinleşmiş bir fino köpeği görmemiştim. Allah Allah. Korku ve dehşet halinde saldırma agresyonu gösteriyor o anda. Çok ilginç. Sonra, çok ilginç. Bu hayvan niye buraya bağlamışlar ki dedim. Yani bakın dedim, hayvan yapıyormuş dedim yani. Hayvan orada panik olmuş, o ses yapıyormuş dedim yani direkt onu görünce. Evet. Yani onu oraya niye bağladınız ki, bu hayvana yazıktır falan dedim. Bir şey yok, korkacak dedim. Hadi inin aşağı dedim. Merdivenlerden aşağı indim hocam. Tam tekrar evin içine girdim, kapıyı kapattım. Kapı demir bir kapı, üst blurlu bir camı olan bir kapı. Evet. Bir kapatmamla bir sessizlik ve o sessizlik camın arkasından şöyle söyleyeyim, İspanyol topuklu bir kadının merdivenden inmesini düşünün. Ama korkunç. Korkunç. Dans ediyor gibi yani. Tak 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 tak. Allah böyle bir Allah. Ses. Böyle bir ses ve anında kapıyı açıp tabii sinkaflı sözler söylemeye başladım. Korkunun verdiği durumla birlikte. Ve evet. Tekrar kapıyı kapattığım saniyede aynı ses, aynı şiddetle yine aşağı ve yukarı iner çıkar topuklu kadın, İspanyol kadın dansçısının topuklu sesi. Ve peki ne yaptın? Açtım. Evden çıktınız mı? Yok. Tekrar açtım ve bu sefer yukarı doğru koşmaya başladım. Tavan arasında. Evet. Tabii agresyon oldum, sinirlendim, küfürler vesaireler. Kimsin falan, kim var orada vesaire tarzı. Evet. Ve çıktığımda köpek yine paranoyak bir şekilde üstüme saldırmaya, işte bağlı halde atlamaya çalıştı vesaire. Sonrasında böyle yaptım. Yani bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Gidip yatacağız dedim yani. Sonrasında gittim, kapıyı kapatmamla tekrardan o ses başladı. Tekrardan o topuklu ses devam etti. Ve dedim ki herkes odasına gitsin. Yani sabah olacak, başka yapacak bir şeyimiz yok. Sonra yataklarına gitti herkes. Ve ben bildiğim duaları okudum tabii orada. Saat zaten gecenin 2'si vesaire olmuştu. Evet. Ve inan hocam gözümü tavana diktim. Sabah 5'e kadar o sesi dinledim ve o ses ne zaman ki sabah ezanı 5'te okundu, Allahu Ekber dendi ve ses tamamıyla kesildi. Ya ve gerçekten film sahnesi gibi. Yani gerçekten evet. Ben buna benzer öyküler Anadolu'da duydum. Zaten seni kurtaran büyük olasılıkla o ettiğin dualar olmuş. Yani yoksa çok ciddi bir sıkıntı yaşayabilirdim psikolojik anlamda. Yani o korku bütün hayatını etkileyebilirdi. Bunların hepsi yaşanıyor. Yani çok ilginç bir olay anlattın. Tekrar bütün her şey için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel olaylar oldu. İnşallah bunları da yayınladığımızda insanlar izleyecek, keyif alacağız. Aşağı indi yalnız, yüzünüz gitti hocam. Burası yayınlanmıyor zaten. Şu tamam. An sohbet ettim seninle. Evet. Görüşürüz. Kapatıyorum şu an. Evet. Çok değerli bir bilgi bu. Peki o kadın, ben bazı bölgelerde eğer çok ölüm olmuşsa gittiğim zaman ve yalnız gitmişsem insanların çığlıklarını duyabiliyorum. Yani psikolojik anlamda, yoksa gelip bağırmıyorlar da o çığlıkları hissedebiliyorum. Sen de hissediyor muydun? Öyle duyguya kapıldın mı orada hiç? Yani o kadınların çaresizliğini, yakılırken duydukları acıyı. Şöyle söyleyeyim hocam, size off the record'da birkaç şey anlattığımda da söyledim. Orada mesela çok önemli bir yer var. Vakti zamanında Namık Kemal'in hapsedildiği, zindanlara vurulduğu evet, bir kale var. Ve o kalenin zindanlarından yanından geçtiğinizde, özellikle akşamüstü geçtiğinizde o çığlıkları inanın hissediyorsunuz. Aynı şey değil mi? Direkt yankılanıyor size yani. Ve o zaman daha senin film sektöründe değildin ama bunu çok derinden hissediyordun. Belki seni o çığlıklar bu sektöre yöneltti. Ne dersin? Yani çünkü yani, çok farklı bir iç dünyan var senin. Yani o zaman okuduğumuz kitaplar, araştırmalarımız bizi belki de ona yönlendiriyordu. Çünkü ben normal üniversitede ders saatlerinin dışında çoğunlukla kütüphanede zaman geçiren birisiydim. Evet. Kitap indirip tek tek araştırma yapan birisiydim. Onlar da beni öyle bir yola belki soktu. Onu da tabii şu an tezahür edebiliyoruz. Anladım, anladım. Peki sevgili Kerem, senaryo çalışmaların var mı senin kendine özgü, yoksa bu senaryo ortak bir senaryo mu, son filmin senaryosu? Bir senarist arkadaş var biliyorum ama hani katkıda bulunuyor musunuz sizler de? Şöyle söyleyeyim, bu son filmin hikayesi bütünüyle bana ait. Süper. Ben yazdım. Senaryosunun bir kısmının da zaten çalışmalarını beraber yaptık. Ama senaryo tarafında kendi ismimi yazmayı düşünmüyorum. Tabii ki de arkadaşımıza vereceğiz o hakkı. Anladım. Ama yeni nesil için çok ufuk açıcı ve şöyle söyleyeyim, yani bir film değil, triloji düşünüyoruz. Yani üçleme yapılacak bu film. Anladım. Hı hı. Peki şey soracağım, şöyle anlatayım. Film ne zaman vizyona girer? 2023'te mi? Film Mayıs ayında çekim planı gözüküyor şu anda set olarak. Onu Ekim-Kasım'a yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ekim-Kasım'a yetişmezse de artık Mart'a kalır. Ama Mart'a kalmasını pek düşünmüyoruz yani. Yani şöyle diyebiliriz, 24 saat çalışacağımız bir proje diyorsun. Evet. Öyle görünüyor. Yani çok yoğun geçecek. Peki sorulmaz ama sorayım. Başrollerde kimler olacak kadın ve erkek olarak, ya da hani ünlüsüz bir şey diyebilirsin, isim vermek istemediğini biliyorum. Şöyle söyleyeyim, gençlerin özellikle çok aklında kalıcı ve bazılarının da yakından tanıdığı genç karakterler olacak. Çünkü üniversite gençliğinden konu alınan bir konusu var. Genç karakterler olacak, çok PR'lı olmayacak belki. Bazıları no name olacak ama hepsinin oyuncu ve tiyatral backgroundları, geri dönüşümleri olan insanlar olacak. Ve oradaki gençler, izleyen gençler kendilerinden, kendi üniversite, kendi lise hayatlarından birçok şey bulacaklar orada. Çok çok iyi. Yani şu an bile ben heyecanlandım. Acaba diyorum bir an önce seyredeyim falan diye. Hakikaten ihtiyaç var. Böyle filmlere de ihtiyaç var. Yani... şimdi biz korku veya gerilim diyoruz ama bunlar kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yani bu durumda bu tür filmler yapılmak zorunda. Çünkü bunların sosyal mesajları da var ama onun da ötesinde tabii ki spiritüel mesajları da var. Çünkü şu günümüzde yaşadığımız olaylar hiçbiri ayakları yere basan gerçekler değil. Hani önümüze haber olarak düşenler. Yani düşün, Facebook'ta daha dün size sanal dünyada yaşayacak bir ortam yaratacağız dendi. Yani bunu Facebook yapmayacak. Bunu sanal gözlüklerle, belki sanal kontak lenslerle, belki değil, çıktığını biliyorum zaten. Zaten bu filmleri gerçekleştirdiler. Matrix çok uç noktada bir filmdi. Hepsi gerçek olmaya başladı. O yüzden yaptığınız filmler de çok çok bence toplumsal açıdan da önemli. Sana teşekkür ediyorum sevgili Kerem. Ben teşekkür ederim hocam. Bize böyle bir ortamda konuşma fırsatı verdiğiniz için.